İnsanlar bazı yanlışlıklar karşısında susunca sıra gerçekten bir gün kendisine geliyor anacığım. Sus pus olmak hiçbir şey yaramıyor. Yemek nasıl olmuştu Tayyip? Fevkalade leziz olmuş, ellerine sağlık. Kapı çalıyor hanım. Aa, hırsızlar güpegündüz kapımızı mı çalıyorlar Tayyip? Yahu zil olarak çalınıyor. Dur bakayım ziller kimin için çalıyor? Demokrasi apartmanı burası mı? Burası, ben yöneticisiyim. Ne oldu memur bey? Efendim Aylin Aydın'ı arıyoruz. Okulda duvara yazı yazmış. Tek yol devrim. Tek yol bunları temizlemek. Na karşı dairede oturuyoruz illi. Teşekkürler. Buyurun. Lütfen siz buyurun. Hatta gidiyoruz. Hatta. Aa, ben ne yaptım? Tayyip amca yardım et. Annem babam evde yok. Ben bir şey yapmadım. Yapmıştın. Polis amcalar yalan mı söylüyor yani? Yapmadım. Ben sadece fikrimi yazdım. Vallahi bir şey yapmadım. Senin yapıcı bir tip olduğun kılığından belli. Saç açık, etek mini, akıl havada. Ben bir şey yapmadım. Nerede demokrasi? Ben hiçbir şey yapmadım. Burada apartmanında oturuyorsun. Yöneticisi de benim. Ne olmuş Tayyip? Karşı dairenin kızını götürdüler. Kız hem bizim daireye karşı hem rejime karşı. Oh olsun. Sayın seyirciler, Tayyip Erdoğan türbanlı kız öğrencilerin okula alınmamaları zulümdür dedi. Aferin, iyi demişim. Yemek nasıl olmuştu Tayyip? Güzel olmuştu. Sofrayı kur da bir daha yiyelim hanım. Ellerine sağlık. Kapı çalıyor hanım. Aa, vay layıklar vay. Güpegündüz kapımızı mı çalıyorlar? Zil olarak çalıyor hanım. Bakalım ziller kimin için çalıyor hanım. Ya bırakın beni! Ya yardım edin Tayyip Bey! Ne oldu? Buna oh oldu. Bir panelde konuşmuş. Ama bölücü konuşmuş. Konuşmadan sonra dinleyiciler de beş parçaya bölünmüş. Siz beni tanırsınız Tayyip Bey. Ben bölücü değilim. Ben gazeteciyim. Ben sadece fikirlerimi açıkladım ya. Açıklamasaydın kardeşim. Adaletin kestiği parmak acımaz. Ben de acımam. Yürü. Hatta gidiyoruz. Hatta. Nerede bu demokrasi? Ya ben bir şey yapmadım. Burada apartmanda bulunuyorsun işte. Ziller niye çalıyormuş Tayyip? Polisler bölücü gazeteciyi götürdüler hanım. Sayın seyirciler, Tayyip Erdoğan, demokrasi bizim için hedefimize giden bir trendir. İstediğimiz yere gelince ineriz dedi. Aferin, iyi demişim. Yemek nasıldı Tayyip? Çok güzel olmuştu. Eline sağlık. Getir de biraz daha yiyek. Kapı çalıyor hanım. Vay militaristler vay. Şimdi de güpegündüz kapımızı mı çalıyorlar? Yahu zil olarak çalıyor hanım. Dur bakayım ziller kimin için çalıyor hanım. Ya yürü. Hatta götüreceğiz. Tayyip Bey, beni götürüyorlar. Bu ne yapmış? İşçileri örgütlemiş. Ha, emek, sendika, eşitlik falan fıstık diye esmiş gürlemiş. Falan fıstık neyse de gerisini kötü gürlemiş. Yapma Tayyip Bey, yardım et. Komşuyuz şurada, sen beni tanırsın. Sen benim babam olsan tanımam bu devirde. Nerede demokrasi? Ben sadece fikrimi söyledim. Demokrasi nerede? Burada apartmanında bulunuyorsun. Hadi yürü, hatta gidiyoruz. Hatta. Yardım edin yürü. Ne olur yardım edin. Ha? Ne olur yardım edin. Ya. Korkma, adalete güven, gerisini merak etme sen. Ne oldu Tayyip? Oh oldu. Komünist sendikacıyı götürdüler. Sayın seyirciler, Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamızdır dedi. Aferin, iyi demişim. Yemek nasıl olmuştu Tayyip? Bu sefer tuzlu olmuş, elinin ayarı kaçmış biraz. Getirme, yemem artık. Kapı çalıyor hanım. Duyuyorum, zil olarak çalıyor. Şimdi bakayım ziller kimin için çalıyor. Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm. Bu sefer kimi götürüyorsunuz? Sizi. Buyurun hatta gidiyoruz. Hatta. Nasıl? Niye? Ben ne yaptım? Kışkırtıcılık, bölücülük. Minareler süngümüz, camiler kışlamız demişsiniz Tayyip Bey. Ben onu şiir olarak okudum. Her yerde de şiir okurum her dakika. Biz senin ne olduğunu iyi biliyoruz. Yürü. Komşular yetişin, beni götürüyorlar. Bağırma boşuna, apartmanda kimse kalmadı. Biz hepsini götürdük. İmdat, demokrasi yok mu? İşte burası. Yöneticisi de sensin. O gülen dam bir alçale bürünsün yürüdü. Sayın seyirciler, hapis cezası alan Tayyip Erdoğan, memlekette adalet yok, demokrasi yok dedi. Aferin, iyi demiş. Demedin Tayyip? 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 Tayyip neredesin? Tayyip? Tayyip? Recep Tayyip Erdoğan. Efendim, bir teğet geçti dediniz, büyük olay oldu. Bunun ben de farkındayım.
TYT öğrenmek için lise sınavlarına katılıyorum. Size ne göstersek canınız çok sıkılır? Deniz Baykal'ı. Davos'ta gözler üzerinizdeydi. Size Davos kahramanı diyebilir miyiz? Az bile yaptım. Şimdi olsa ne yapacağımı çok daha iyi biliyorum. Welcome back to Davos, Mr. Prime Minister. We should first... Bak. ...tell you how pleased we are that finally the negotiations... Olayları çarpıtıyorsunuz. Herkes 15 dakika konuşuyor. Ben 5 dakika konuşamadım şurada. Mr. Prime Minister. Eğer bana müsaade ederseniz... Prime Minister. Ben Ermeni konusundaki düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bak çekilin. Prime Minister. One minute. Mr. President, I have to talk about... One minute. President, Mr. President. Bak, yaşça benden büyüksün. Bana öyle gözlerini devire bakma. Mr. President, I have to talk. Ben bir daha Davos'a gelmem. Gelirsem iki olsun. Bu da böyle biline. Your military, your section is... Lan çek şöyle. Sir. Sorry. Efendim, bir gemi hikayesidir gidiyor. Sizin ya da oğlunuzun bir gemisi mi var Allah aşkına? Efendim, iki gemi var sahilde. Bir tanesi büyüğünden yavrulamış. Neticede yavru bir gemi. Yani ne yapalım, sokakta mı bırakalım? Aldık, besledik, büyütüp tekrar denize bırakacağız. Beraber yürüdük biz bu yollarda, en çok sevdiğiniz şarkı galiba. Her fırsatta okur musunuz? Fırsat verin okuyayım. Buyurun okuyun. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinledim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her... Sayın seyirciler, bu akşam dananın kuyruğu kopuyor. Muhalefet lideri Sayın Deniz Baykal'la Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan canlı yayında. Olacak O Kadar televizyonunda kozlarını paylaşıyorlar. Bir süredir Baykal Erdoğan'ı adeta düelloya davet ediyordu. Hem de canlı yayında. Fakat Baykal'ın çağrılarına kulak asmayan Erdoğan sonunda kararını verdi. Şimdi ilk round için sizi onlarla baş başa bırakıyoruz. İlk sözü Yazı Turay'la belirledik. Buyurun. Yani... Amerika Birleşik Devletleri'ne ABD diyebiliyoruz. Avrupa Birliği'ne AB diyoruz. Benim partime CHP diyoruz. Sonra AKP diyemiyoruz, öyle mi? Bir kere bana sen diye hitap edemezsin. İkincisi sayın demek mecburiyetindesin. Deniz Fener'inde başrol oynayan Sayın Akman'ın nasıl arkasında durabilirsiniz? Sen mahalli seçimlerde bizim partimize özendin. Çarşaflı insanlara rozet taktın. Sen bir karikatüriste bile tahammül edemiyorsun. Ben sana koltuğu versem bile gelip oturmazsın. Sen muhalefetin nimetlerinden vazgeçmezsin. O koltuktan seni ben kendi ellerimle indireceğim. Bana el kol sallama. Senin o ellerini kırarım. Var mısın benimle bilek güreşine? Sen benimle bisiklet yarışına var mısın? İstersen... Cirit atalım. Cirit mi atalım? Sen ata binmesini bilmiyorsun Sayın Erdoğan. Gördük nasıl kuma saplandığını. Folklor yapabilir misin? Dans yaparım, çaça yaparım, salsa yaparım, rock and roll yaparım. Peki sen futbol oynayabilir misin? Niye oynayamıyormuşum? Tamam, kur kaleni. Stüdyo şefimizin bütün ısrarlarına rağmen kalelerini kurdular ve birer atış yaptılar. Gideni alıyorsun.
senedir salsa yapıyorlar. Sayın Erdoğan futbolda iyiydi, Sayın Baykal da salsada. Ama ne yazık ki ülke ne futbolla ne de salsayla yönetilebiliyor. Efendim, canlı yayını kesemedik. Ne yaptıysak stüdyoyu terk etmiyorlar. Ben Obama'yı çağırdım. Bunlar ancak Obama durdurur.